Değirmen başında vurdular beni, oy, vurdular beni. Kirli tütünlüye sardılar beni. Kirli tütünlüye sardılar beni. Burada kesmemiz lazım çünkü nedir? Telif. YouTube sevmiyor böyle şeyleri. Bundan sonra diyor ki çıkart bari telifi ver diyor. Sevgili arkadaşlar, lisansçılar, iyi bir sınavdan geçtiniz. Gayet de güzel geldi netleriniz. Arkadaşlar sorular dedim ben size her zaman tarih belirleyici olacak. Hep öyle oldu. Değil mi? Yani bizim bir borumuz zaten bir KPSS'e döndü. Niye bu kadar zorluyorlar tarihte? Hiç düşündünüz mü? Niye biliyor musun? Devlet memur olacağım. Hacı devletinin tarihini bil tarihini. İnce ayrıntılarına kadar. Mantık bu. Hacı. Ya. Matematik hadi tamam. Onu yapıyor önce. Türk iş yapıyor zaten. Türkçe yapamazsan da artık ne yapacağım? Sevgili arkadaşlar. Pek çok soru tutturduk. %99'unu benim bundan önceki denemelerde göreceksiniz. Yani ben şu ana kadar lisansta bir sürü deneme hazırladım. 10 dakikalık denemeler ve yarım saat, 30 dakikalık denemeler var. Hepsini çözünüz. Ön lisans. Yani bizde fark etmez. Abi bak şunu bir anlatamıyorum ya. Diyorum ki hocam lisans mı, ön lisans mı, KPSS mi, AYT mi yoksa TYT mi anlatıyorsun? La hiç fark etmez bizde arkadaş. Ya ben bunu bir türlü anla. Sen onu matematikçine sor. Mat 1 mi anlatıyorsun, mat 2 mi anlatıyorsun de. Bizde fark ediyor mu arkadaşlar ya? Ya ben sinirleniyorum bu işe ya. Git bebeklerin sorusunu da çöz. Kim trilyon istiyor sorusunu da çöz. Tarihle bu. Neler sordu bu adamlar? Bilim sordu bu adam. He? Bak kişilerden artık neler veriliyor ki yıllardır yaptığım soru tarzıdır bu. Ne yapıyor? İşte Yusuf Tengirşah aha böyle demiş. Bu nereye götürür? Böyle bak ah, çok güzel ya ben gerçekten çok seviyorum ÖSYM'nin soru. Çok zekice ya. Hepsini kavradı mı bu adam diye bakıyor. Sen öyle oturuyorsun öyle. Hani demiş ya Fransız'a Çince'yi ne kadar ne zaman da öğrenirsen 10 yıl işte İngiliz'e sormuş 5 yıl. Türkiye ne demiş yarın sınav varsa akşama öğrenirim demiş ya. Abi bu zihniyetten çıkalım ya. Ne olur ya. Ha? Emeksiz olur mu? Giriyorsunuz öyle YouTube kanallarına 15 dakikada tarih öğretiyorum. 20 dakikada şöyle yapıyorum. 45 dakikada uçuyoruz falan. Ha? Aha uçtum. O yüzden arkadaşlar lütfen yani bak. Sağ olun da bak dinleyin beni ya. Bak bir ton soru tutturdu. O neydi o İHŞ'cilik? Kim yazdı ki o soruyu? Herkes şimdi barın barın bağırıyor. İHŞ'cilik. Benim kitaptan çıkartıyorlardı biliyor musun? Bu çok ağır gelir diye. Ya okçusuzluğu çıkartıyorlardı kitaptan. Çok ağır gelir diye. Hepsini sordu adamlar. Neyse. Doluyum bu konularda. Bunun için ayrı bir video şey yapacağım ya. Şu tarih şeyini olayını halledelim. Arkadaşlar gelen konuşuyor, giden konuşuyor bu konu üzerine ya. He? Böyle olduğu için, şöyle olduğu için, böyle olduğu için. Abi bak kavramaya çalışacaksın ya. Kavramaya çalışacağım olayları. Şimdi neyse bunun için ayrı bir video yapayım da bir zehrimi akıtayım sizlere de arkadaşlar. Beni de bana da şey yapın ya. Bak hep her şey sizin için ya. Kızmam da etmem de her şey sizin için arkadaşlar. Şimdi ön lisans KPSS tarih. Gelme var ya. Hani bazen böyle bak ben Çorum versiyonuyla anlatırım. Bazen böyle şive kayar. Arkadaşlar yani komiklik olsun diye yapıyorum bunu. Sevmiyorsanız da yani yapacak bir şey yok. Ben seviyorum yani böyle bala hubala şeyle anlatıyorum. Ciddi de oluyoruz. İkisinin karşı. Komiklik şakalar olmadan ne yapacağız abi? Ha? Geleneksel olarak an türküyle başladım işte. Hep böyle gideceğim de. Burası benim özgür kanalım. Abi bir ilk kez bir kamuoyu baskısı olmadan güzel güzel yardırıyorum ya. Çok konuştum değil mi? Şimdi arkadaşlar ön lisanstaki hadiseler bak bundan önceki sınavı bir kontrol edin. Daha çok yorumdur. Yorum sorusu hazırlamak bir tarihçi için hele sadece KPSS'de çalışan bir tarihçi için ölümdür. Çünkü hazırlayamaz. Niye biliyor musun? Bilmiyor ki.
Çünkü biliyor o aşağıda gelenden hangisi aşağıdadır sorusu hazırladığı için şu ana kadar çok basittir ki o. Ben sen de hazırlarsın aç Wikipedia'yı. Aşağıdakilerden hangisi aşağıda olmuştur? Yukarıdakilerden hangisi yukarı doğru bakmaktadır? Yorum sorusu gerçekten zor. Bak yarım saatimi alıyor arkadaşlar. Heh, o yüzden bu ön lisansta yorum soruları yardırdım. Kaç tane yorum sorusu göreceksin şimdi? O adamlar yardırıyor. Ben ne yapayım abi? Benim de işime gelir ki. Ben size 5 dakikada çıkartırım bir sınavı. Sadece lisans olsa. Aşağıdakilerin hangisi Locarno Anlaşması'nın bıdı bıdısıdır? Aşağıdakilerin hangisi Montreux'ün sonucunda bıdı bıdı olmuştur? Aşağıdakilerin hangisi Birinci İnönü Savaşı'nın son? Bundan ne var abi? Sen şimdi birazcık daha böyle ne diyelim? Egzantrik sorularla karşılaşacaksın ön lisansta. İnşallah şu saate kadar terk edip gitmemişsinizdir. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş girelim. Elinize kağıdı kalemi aldınız mı? Beraber çözüyoruz biliyorsunuz. Sistem ne biliyor musun? Ön lisanstakiler. Bak durdurun abi. Tamam. Beraber çözelim. Ben bütün seçenekleri açıklayacağım. Öyle ben şey yapmıyorum. Hani gitti A aldığı için A'dır. B olduğu için B'ye bakmaktadır demiyorum. Neden B değildir? Neden C değildir diye açıklıyorum. Böyle de olması çok sağlıklıdır. Çünkü diğerlerinden de soru geliyor. Belki o değil. A'yı değil de verdiği şey seçeneklerde. B'yi soracak. Abi kulakta kalacak belki o kağıt. Ki bir sürü soru da benim öğrencilerime öyle tutturdu zaten. Tamam. Öyle yapalım. O yüzden dur. Sonra ben çözeyim ama hızlı, seriye bağlayalım. Sevgili arkadaşlar, şimdi bak. Kaş Karlı Mahmut. Aha bak böyle sorular ne yardırdılar. Çok seviyorlar. Ben de yapıyorum. Ben de çevi seviyorum. Ya, gerçekten sanatsal bir şey bu. Kaş Karlı, çift başarılı Mahmut'un var ya. Demiş ki Tanrı devlet güneşini Türklerin burcunda doğdurmuş. Göklerdeki dairelere benzeyen devletleri onun saltanatı etrafında döndürmüş. Ve yeryüzünün hakimi yapmıştır. Arkadaşlar yeryüzünün hakimi ne demek? Fetihle bağlantılı bir şey arayacağız değil mi? Yani nedir? Bu adamlar ilk Türk devletleri bütün dünyayı fethedecek doğru mu? Peki bu kutla alakalı mıdır? Kut neydi abi? Gök Tanrı durdurdun değil mi? Artık çözüyoruz. İnşallah doğru yapmışımdır. Gök Tanrı hanedan üyelerinin kanına devleti yönetme yetkisi verir. Doğru mu? Ve bundan veraset sistemi doğar. Veraset sistemi neydi? Ülke hanedanın ortak malı hacı ve bundan dolayı taht kavgaları çıkar. Bir devlette yoktur. Diğerlerinin hepsinde ülke hanedanın ortak malıdır. Memlükler. Onun dışında Osmanlı'ya kadar hep böyledir. Bak Memlükleri ayırdın. Bütün Türk devletlerinde bunu gördün. Osmanlı da değişir. Birinci Murat ülke benim ve oğullarımın malıdır der. Amcaoğlu, teyzeoğlu şunları bunları dışlar. Doğru mu? Peki töre. Arkadaşlar yasası hukuk kurallarıdır. Bitti. Devletler yıkılsa bile toplumları ayakta tutan töredir. Ülüş ya da ne diyelim? Ülük. Ülüş. Arkadaşlar ekonomik gücü Hakan'ın, Kaan'ın halkına dağıtmasıdır. Bitti. Toy kengeş. Arkadaşlar iki anlamı vardır. Toy kengeş kurultay. Meclis demektir. İkinci anlamı neydi abi? Şölen demektir. İlk Türk devletlerinde. Sevgili arkadaşlar bu senenin AYT sorusu. Bak o yüzden hiçbir şeyi dışlamayın. AYT, TYT, HORET, HPS, HUHOHA, hiçbir şey fark etmez. Hepsini çöz. Cihan Şumul neydi? Dünya devleti abi. Bitti. Geç. Abbas halifelerin 1058'den sonra arkadaşlar Selçuklu hükümdarlarının yalnızca saltanatlarını onaylama. Bak aha sana mis gibi yorum sorusu. Onlara hil at ve unvan verme gibi sembolik işleri yapmaları. Yani bunlara ne yapıyor artık? Elbiseler gönderiyor. Hil at dediğin o. Artık durumlarından hangilerinin göstergesidir? Sevgili arkadaşlar, halifeler hem dini hem siyasi ne diyelim hem hukuki yetkilere sahipti değil mi hacı? Hazreti Muhammed'den sonra gelenleri bir düşün. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Peki sevgili arkadaşlar bu saatten sonra sadece onaylıyorsa artık siyasi yetkilerini kime vermiştir hacı? Bu arada arkadaşlar kırmızıya boyuyor isem direkt doğrudur. Bak burada gördün değil mi? Sarılar yanlıştır. Türklerin İslam'ın siyasi lideri olduğunu göstermez mi? Klasik bir değil mi? ÖSYM döndürüp dolaştırıp sordular bu soruyu. Dikkat. Peki Abbas halifelerin dini otoritelerini kaybettiğini söyleyebilir miyiz? Dini değil. Arkadaşlar zaten bak bütün Türk devletleri halifeliği kullandı. Memlükler de baybars. Bu senenin ayete sorusu ne kadar kazıktı? Kimin zamanında Memlükler halifeyi koruma altına aldılar diye sordular ve baybars diye cevap verdiler. Sen bunun AYT sorusu olduğuna inanıyor musun? AYT'de sordular bebeklere işte. O yüzden hiç fark etmez bizde. Abbas halifelerin dini otoritelerini kaybettiğini çıkartır mısın abi? Çıkartmazsın. Dini otorite kaldı. Siyasi yetkiyi verdi sadece. Peki arkadaşlar Selçuklu hükümdarların otoritesi azalır mı sizce? Artar mı?
Siyasi yetkiyi verdiğine göre artar. O zaman master degree derim ve derim ki sadece 1'e ulaşırım. Hacı bitti. Geç. Büyük Selçuklu Devleti döneminde mis gibi sana çok güzel bir soru bence arkadaşlar bak. Çok şey yaptım. Mütevazı mı? Pardon. Mütevazı. Mütevazı. Büyük Selçuklu Devleti döneminde uygulanmaya başlayan ikta sistem vardı ya abi. İkta sahiplerinin kullandığı topraklar devlet tarafından 2 yılda bir değiştirilmiştir diyoruz. Şuna takılmayın ha. Sanki ilk kez Büyük Selçuklu Devleti'nde değil. Daha önce başladı zaten yavaş yavaş değil mi? Karanlarda falan başladı ikta. Arkadaşlar bu uygulama aşağı ama bunlar da çok gelişti. Bundan sonra ne olacak da tımar. Ben size şimdi kısaca anlatayım mı? Sen komutansın. Seni köye atadım. Köylüyle selamun aleyküm, aleyküm selam dedin, tanıştınız, köy kahvesinde çay içtiniz. Ben geldim dedin, sen kimsin? Askerim dedin sen. He. Ne yapacağım? Benim şeyi yap ya dedi. Evi yap, he. Ahırı yap, tamam güzel. O. Ve sen ne getirdin bana? Ben de sana tarım aletleri getirdim. Tamam, güzel güzel anlaştınız. Vergiyi de bana vereceksin, devlet dedi dedin sen köylüye. Tamam dedi. Devlette yapacak bir şey yok. Vergiyi arkadaşlar sen toplamaya başladın. Ve bunun karşılığında devlet ama senden ne istedi biliyor musun? Devletin hazinesine para giriyor mu şurada? Bu tımar ya da ikta sisteminde. Yok. Hazineden para çıkıyor mu abi? Yok. Bana dedim ki ben dedim ki devlet olarak sana. Bak sen 100 bin akçe kazanıyorsun. 3.500'ü koy cebe. Ne o? O senin kılıç hakkın, maaşın. Ama geri kalan her 3.000 ya da 3.500 için bana bir adet asker besle. İkta sistemi budur. Hazineden para çıkmadan düzenli disiplinli bir ordu hazır oldu mu? Bir. Ve ordu şeyi merkezi otoritemi köye kadar taşıdım mı? İki. Ve arkadaşlar ne yaptım biliyor musun? Devlet düzenini köye kadar taşıdım. Sevgili arkadaşlar hangisini önlemeye yöneliktir diyor ya. Merkezi otoritenin kurulmasını önlemeye mi yönelik olur? Hayır, tam tersine. Sen gittin devlet merkezini, merkezi otoriteyi ta köye kadar taşıdın. Bir de biz burada vurgu ne? 2 yılda bir alıyor başkasına veriyor. Dikkat et bak. Orada o kodamanlaşmasına izin vermiyor. Peki toprak gelirlerinin azalmasını engelleme. Arkadaşlar bunun için ne yapması lazım biliyor musun? Çift bozan vergisi mesela Osmanlı'da. Böyle vergiler koyacak ki toprak sürekli kendini söyle yenilesin. Yani sürekli eksin. Buna vurgu yok bak yukarıda dikkat edin. İhtiyaç sahiplerinden alıyor başkasına veriyor. Değiştiriyor sürekli değişiyor. Ticari ilişkilerin durmasını engellemeye yönelik mi bu uygulama? Ya ticari ilişki gelişir devam eder. Peki arkadaşlar yarı göçebe hayatın yaygınlaşmasını mı? Niye yarı göçebe hayatı yaygınlaştırır? Selçuklu arkadaşlar yerleşik kültür bunu istemez. Göçebeyi sevmez. Niye? Vergi alamıyor ki. Adam bir orada bir burada. O yüzden hep oturtmaya çalışır bunları. Oturun lan der. Tahrir defterlerine yazar ki vergi alasın. Arkadaşlar ne yapıyor biliyor musun? Herif orada söyle güçlenip devlete karşı bir başka bir unsur olarak ortaya çıkmasın diye yapıyor bunu. İleride ayanlar işte ayanları göreceğiz ya. Devlete resmen oturacaklar 2. Mahmut'ta. Sözleşme yapacaklar abi. Yani burada ilk klasik dönemde demek ki Büyük Selçuklu Devleti'nde adamlar ne yapıyor? Devlete karşı başka bir güç unsuru çıkmasın diye yapıyor. Geç. 1. Murat 1386'da arkadaşlar Karaman Seferi'ni yapıyor ama çok muzdarip adam. Diyor ki ya ben bu işlerden bıktım abi. Anadolu Seferi'ne gitmek istemiyorum. Benim olayım yavru dönmek, kafir dönmek diyor. Avrupa fetihlerine gitmek istiyorum ben diyor. Hatta bunu söylemiş, divanda da söylemiş ha. Bunu ben zoraki bir görev demiş. 1. Murat kendisine örnek alan bütün Osmanlı padişahları için Avrupa'da yayılışın simgesi olacak. Peki arkadaşlar bak böyle gelecek sorularınız. Parçadaki bilgilere göre 1. Murat ve politikası ile ilgili aşağıdaki yargılardan yargı, dikkat, hangisine ulaşabilir? Arkadaşlar Anadolu'da siyasi birliği kurmaya önem vermediğine olmaz. Sadece bunun için zoraki görev olarak düşünüyor. Bütün Osmanlı padişahları ilk dönem kuruluş döneminde hepsi ATSB'yi Anadolu Türk Siyasal Birliği'ni kurmaya çalıştı unutma. Peki ticari hedefleri ele geçirmek istediler mi? Abi Balkanlardan Niş, Manastır, Sofya gibi yerlerden bahsetmiyor ki. Hani ona vurgu olsa olur. Peki denge çok sonra çıkacak. Denge politikası neydi 19. yüzyılda? Güçlü devletler arasında varlığını devam ettirebilmek için bir oradasın bir buradasın bir oradasın bir buradasın doğru mu? Hoşgörü politikasını istimal et hayatta terk etmediler bununla ilgili de zaten hiçbir şey yok. Arkadaşlar cihatı gazayı ne yapmış? Bir dini bir görev haline getirmiş ki bak Türk ve Müslüman beylik üzerine sefere çıkmayı hiç haz etmiyor. Çıkmaktan haz etmiyor. Ama ne diyor? Bana diyor gelin diyor ya bana bunlarla gelme hacı diyor ben Rumeli'ye gitmek istiyorum diyor. O zaman gazayı dini bir görev olarak benimsediğine geç. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Osmanlı Gazi'nin fetihleri
Arkadaşlar dikkat. Ele geçirdiği yine bak yorum sorusu. Yeni bölgelerde kurduğu idari yapı beylerin güçlenmesinde önemli bir etken olmuş. Osman Gazi genellikle var olan siyasi ve mali yapılanmayı koruyup idarecileri de kendi beyliğinden atamış. Dikkat. Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Arkadaşlar bir kere kendi beyliğinden idarecileri fethettiği topraklara atıyorsa Türkmen gelenekleri içerisinde eritmeye çalışıyor. Yani bir nevi nedir? Bu kendi içine aslında asimile demeyelim. Osmanlı için hiç kullanılmaz bu. Ama eritme, Türkmen gelenekleri içerisinde eritme. Kendisini niye şey yapsın? Bak beyliğin güçlenmesine önemli bir etken oluyor diyor ya. Yeni kurduğu idari yapı. O zaman siyasi ve mali yapılanmayı koruyor ama idarecileri kendi beyliğine atıyor. Bu olur. Peki arkadaşlar bütün bunlar devletin köklü temelleri oturtulmasını sağlamaz mı? Beylik güç bak önemli bir etken diyor. Osman Gazi genellikle var olan siyasi ve mali yapılanmayı koruyor. Bak buna size Kıbrıs'ın fethini vereyim. Kıbrıs'ın fethini de getiriyor. Ne yapıyorlar biliyor musun? Kıbrıs'tan sonra. Kedi Bey burada hangi kanunlar uygulanıyor diye alıyor böyle. Ha iyi güzel güzel bu olur. Ha, şu olmaz diyor. Şu iyi iyi bunlar dursun dursun. Devam edin lan siz işinize diyor. Yani Osmanlı'nın hukuk sistemi de fethedilen söyle yerlerin de arkadaşlar söyle ne diyelim hukukuna dayanır. Peki kurumlaşma arkadaşlar şunu unutmayın tarihte hep keskin yargılardan kaçınıyoruz. Bir, her zaman hiçbir zaman kesinlikle tamamlanma abi olmaz ki. Kurumlaşma bugün bile bütün devletlerde devam eden bir şey değil mi? Ha? Çevre Bakanlığı diye bir şey var mıydı? He? Öyle bir şey var mıydı? Var artık. Değil mi? Artık yapay zeka bakanlığı vurulur mu? Ha, olur. O zaman kurumlaşma hiçbir devlette tamamlanmaz. Burada da olmadı zaten. Arkadaşlar doğru yanıt nedir? 1 ve 2'dir. Geç. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni ziyaret eden Fransız seyyah ve siyaset adamı Fransız Jean de Villemot. Bilmem. Ben Fransızca'ya gitmiştim arkadaşlar. Sonra hoca artık gelmesen dedi. Öğrendim çünkü dedi. Adam geliyor. Çorum'dan gelmişin. Ege Üniversitesi'nde buldum ben. Adam Fransızca'ya gitti böyle 3 ay. Şey dedi böyle çekemezdik izolasyon. Korkarım Levent Bey soruma yanıtı aramadım falan diye geziyor herif. Biz orada böyle tespihlerle ne aramadım anam modunda herif. Yani o yüzden pek duymadı. Biz de yavaş yavaş alıştık ya çok bitti de neyse. Bir Türk kervansarayına bindim. Oh, 3 gün bedava yiyip oturdum. Arkadaşlar 3 gündür biliyorum kervansarayda bedava her şey. Hristiyan da aynen Türkler de hepsi aynı şekilde kabul gördü. Klasik bir Ottoman Empire İstimalet politikası mıdır abi? O zaman şunu söyleyebilir miyim? İstimalet kesinlikle söyle. İstimalet yani hoşgörü politikası egemendir Osmanlı Devleti'nde. Yapıştır. Peki arkadaşlar devlet halkına bedava bir şeyler yapıyorsa bak böyle gelsin aklınıza devletin halkına eşit olarak ne diyelim hizmet götürmesi sosyal devlet anlayışını kanıtlamaz mı? Ama bak yine keskin bir ifadeden bahsediyor sanki Müslüman Hristiyan ayrımı tamamen ortadan kalktı buna çıkabilir misin? İnşallah doğru yapmışsınızdır bence yapmış, yapıştırmışsınızdır sıkıntı var mı abi bu soruda? Yok o zaman arkadaşlar 2 ve 3 doğru yanıt geç. Osmanlı Devleti'nin bak dikkat MEP'ten çok güzel bir soru. MEP'ten evet arkadaşlar şu anda size MEP'ten 5'i bir arada Osmanlı Devleti'nin sözlük anlamı meyletme, meylettirme, cezbetme, gönül alma. Gönül almaya dikkat. Bu çok kullanılır. Genel olarak da şu daha çıkmadı dikkat. Uzlaştırıcı fetih siyaseti. Ne? Aynı bağlı. Buldunuz mu? Ben çözüyorum. Arkadaşlar pençik olmaz. Birinci Murat başlatıyor. Hristiyan esirlerin 5'te 1'ini alıyorsun kendine asker yapıyorsun. Doğru mu? Yapıştır. Peki arkadaşlar kul ve devşirmeyi doğrudan çıkart. Ne yapıyorduk devşirme sisteminde? 1402 Ankara Savaşı'nda dağılan orduyu toparlamak için Çelebi Mehmet insan sarraflarından oluşan bir kurul oluşturup Balkanlarda köy köy gezdiriyor. Ve en yakışıklı ve en zeki bebeleri topluyorlar. Kendilerine asker yapıyorlar. Bir kısmını da daha böyle gözleri Allah Allah edenleri Einstein gibi olanları seçip Enderun'da devlet memuru yapıyorlar. Kul ve devşirme aynı. İskan siyaseti ne abi? İskan. İç ve dış diye ayrılır. Arkadaşlar göçebeyi sevmez demiştim ya Osmanlı. Oturtuyorsa, yerleştirmeye çalışıyorsa iç iskan. Çünkü orada tahrire yazıp da para alacak ya. Eğer ki Rumeli'nin fethiyle başlamıştır 1350 fethi demeyelim mi de Çin Kalesi'nin alınması 1353'te Orhan Baba zamanında artık Anadolu'dan aileleri alıp Rumeli'ye göç ettiriyorsun ve Türkleştiriyorsun, Müslümanlaştırıyorsun. Arkadaşlar net bir şekilde yukarıda barın barın bağıran nedir biliyor musun? Uzlaştırıcı fetih siyaseti, meylettirme, cezbetme, gönül alma.
hoşgörü politikasıdır, geçtiği ismalet. 16. yüzyılda yaşamış denizcilik tarihinde. Bak size çok ağır sorular hayatta gelmeyecek arkadaşlar. O kadar lisans gibi abartma. Denizcilik tarihinde ama yine bir iki tane seçerler. Dünyanın en önemli isimlerinden biri olup denizcilik alanının ilk kılavuz kitaplarından Kitab-ı Bahriye. Abi bunu bileceksin artık. Hı? Yani Kitab-ı Bahriye'nin yazarı kimdir? Seydi Ali Reis olur mu? Arkadaşlar inşallah durdurdunuz mu işaretlediniz? Seydi Ali Reis olmaz. Hint deniz seferlerine katılan kişiydi bir. Bak birkaç bilgi vereyim, hızlı hızlı geçelim. Miratül Memali'yi unutmam. Memleketlerin Aynası diye bir kitap yazdı, soruldu size. Peki AYT'de de sorular. Çok seviyorlar Seydi Ali Reis'i. Hızır Reis dediğin Barbaros. 1538 Preveze'yi yapan Kaptan-ı Derya oldu diye. Kanuni Sultan Süleyman zamanında TRT1'de dizisini yaptılar. Murat Kızıl Sakal. Peki. Arkadaşlar Murat Reis kim? Murat Reis bu Preveze'ye falan katılan kişi aynı zamanda, değil mi? Hint deniz seferlerine katılan yine ve Karamürsel Alp'un sorusunu da yıllardır bekliyorum. Ama daha sormadılar. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ilk amirali. İlk amirali Orhan Baba zamanında. Hani denizcilik başlamıştı ya, denizcilik çalışmaları. Karaisoğulları toprakları ele geçirmişti. Onun donanmasına çökmüştü bizimkiler. Ve böylelikle başlamıştı ya denizcilik çalışmaları. İlk amiralimiz Karamürsel Alp'tir. Sevgili arkadaşlar burada açık açık bağıran nedir? Kitab-ı Bahriye'nin yazarı. Piri Reis. Dünyanın ilk haritasını biraz sırada o soru işaretleri onlar hep. Arkadaşlar dünyanın haritası. Hı? İlk haritasını mı yaptı? Afet İnan yazdı onu kitabı. Ondan sonra herkes kullandı ya onu. Neyse çok önemli değil. Piri Reis arkadaşlar. Piri Reis kanunun gazabına uğrayabiliyorsunuz değil mi? Neyse. Bak şunu söyleyeyim. Bunların hepsini oynatma listelerine giriyorsunuz. Arkadaşlar şunları bir halledelim. Oynatma listelerinde bütün konuları ayrıntılarıyla, hikayeleriyle anlattım. Anladın? Şöyle konuları bir göz gezin. Hangisinde eksiğin var? Yapıştır. Eğer yok konularda eksiğim yok diyorsan 4 tane orada özet video var. Osmanlı'yı 1 saatte, 1 saat 16 dakikada bitirdim. Milli mücadeleyi 1 saatte bitirdim. İç dış olaylar 1 saatte. Ona bir girin yapıştırın. Yok eğer sadece soru çözeceğim diyorsan ünite ünite ayırdım. 26 tane testle karşılaşacaksın. Çarpı 15. Son 5 tanesinde Çağdaş Türk Dünya Tarihidir. Burada reklamı yapalım geç. Arkadaşlar yapıştır. Şimdi Divan-ı Hümayun'da arzu halleri sesli bir şekilde okuyormuş bu arkadaş. Sonra divandan çıkan fermanları kontrol ediyormuş. Tımar ve zahmetlerin beratlarını hazırlıyormuş. Tayinleri kayıtlara geçiriyormuş. Bu görevlere sahipken birden Ottoman Empire batıyla diplomatik alanda atağa geçince birilerinin arasından çıkmış. Dışişleri Bakanlığı seviyesinde görev yapmaya başlamış. Acaba kimdir? Püskü deyince akla bu gelir. Kim? Arkadaşlar nişancının arasından çıkıyor zaten. Nişancı yazı işleriydi hatırla. Yapıştır olmaz. Berat, ferman bunların hepsine ne yapıyordu aynı zamanda? Hop imzayı çakıyordu. Yani tuğra çekiyordu. Defterdar Maliye Bakanıydı arkadaşlar. Şeyhülislam Kazasker'in önüne geçiyor 16. yüzyılda biliyorsun. Osmanlı çok daha rahat fazla dinliyor Şeyhülislamları. Kadı ve müterrisleri kazaskerlerin elinden alıyor biliyor musun Şeyhülislam? Bu öne çıkıyor. Peki kazasker daha kuruluş döneminde en önemli değil mi? İlmiye sınıfında en önemli şeydi. Söyle diyelim kişiydi. Zaman içinde Şeyhülislamlar bunun önüne geçti. Arkadaşlar nişancının da arasından çıkıp yukarıda sayılan bütün görevleri yapan Reisül Kütaplar. Özellikle 1718 Pasaroç var ya. Avrupa'nın bilim ve teknik regülsünün kabul ettiği ya. O saatten sonra hani diplomatik alanda ataklarımız uçuyor ya. Reisül Kütaplar öne geçer. 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra Anadolu'da arkadaşlar çiftçi, halk, baskı ve kargaşa ortamının yanında bir de para darlığı çekmeye başlıyorlar. Millet aç hacı. Yani coğrafi keşfinin etkisi lönk diye kendini gösteriyor. Ülkede altın ve gümüş azaldı. Devletin nakit ihtiyacı artıyor. Zamanla köylüden artık düzenli vergi, eskiden tekalifi divaniye öyle düzenli alınmıyordu. Bütün hepsine genel anlamda diyorlar bunlar arkadaşlar. Alınmaya başlanıyor. Bu durum aşağıdakinden hangisi ortam hazırlamış olabilir? Yani artık köylünün tepesine biniyor mu? Buldunuz mu arkadaşlar soruyu? Cevabı buldunuz mu? Ben yapayım, halledeyim. Çiftçinin faizcilerin eline düşmeye başlaması master degree günümüzle yapın ya. Adam aç borçla geçiniyor. Peki köylü arkadaşlar nakit paraya ihtiyacı var, daha ucuza satmaz mı tefecilere? He?
Çiftçinin toprağını terk etmesine gidiyor. Ne yapıyor? Şehirde çalışayım bari karnımı doyurayım diyor. Bugün günümüzde yaşadığımız şeylerin nedir? İlkel hali. Köyden kente göçler yoğunlaşır bu her zaman. Değil mi? Şeyde de görüyorsunuz bunu. Coğrafyada, nüfusta da görüyorsunuz. Ama arkadaşlar demografik yani nüfus yapısı dengelenir mi? Tam tersi mi olur? Köyden kente. Bu senenin sorusu büyük kaçtın lön diye yakaladım ya. Kimse de yani şimdi herkes diyor. Büyük kaçma sorusunu ben göster hadi bari. Ben şu bir editteyim de göstereceğim. Arkadaşlar demografik yapı dengelenmez. Neden? Köyler boşaldı hacı. O zaman ne oluyor? Köyde nüfus azaldı, ıssızlaştı. Kentler kalabalık olmaya başladı. Kalabalık. Bizim çoğunu da öyle derler. Ney ney? Kalaba mı? Geç. Osmanlı 1718 Pazaroğlu Anlaşması'nda Karlofça ile kaybettiği sevgili arkadaşlar torpahları Moray'ı geri alıyor. Güzel. Venedik Ege kıyılarından uzaklaştırılıyor. Ancak yine bu anlaşmayla Macaristan topraklarının tamamı gidiyor. Temeşvar, Banat Yaylası ve Belgrad elinden çıkıyor. Osmanlı'nın bu umudu artık sona eriyor. Yani Karlofça ile kaybettiği torpahları geri alma umudu sona eriyor. Osmanlı arkadaşlar diyor ki artık kıyık 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 böyle sonuçlardı. Osmanlı 1718'de Avrupa'ya mağrur bakıyordu. Mağrur kelimesini bilemediği için yapamadı. Kibirliydi abi. 1718'de kıyık kıyık neler oluyor bize demeye başladı. O zaman Avrupa'yı daha yakından tanıma çabasının içine girer ya. Ne yapar abi bunun için? Hemen yapıştıralım. Şimdi Humbaracı Ahmet Paşa arkadaşlar bu askeri alanda ıslahat olacak. Osmanlı tarihinde Batı tarzında düzenlenen ilk ne diyelim kurumumuz olacak Humbaracı. Doğru mu? Biz Batı'yı yakından tanıma. Onlardan bir şey alma bu. Doğru mu? Onlardan bir şey alıp orduyu ıslah etme çabası. Peki Batı'da denge politikası ta 19. yüzyılda 1798 de başlayacak Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesiyle. İbrahim Müteferrika öncülüğünde ilk matbaanın kurulması. Tamam, kanıt olabilir değil mi? Dışarıdan bir şeyler aldım ama ben en açık kanadını Batı'yı yakından takip etmek istiyorum arkadaşlar. Ne yapıyor? Ne oldu da bu herifler bu saate böyle geldiler? Peki yani bu benden bana neler oluyor? Osmanlı zaten radyolarında ne çalıyor o dönemde? Neler oluyor bize canım neler oluyor değil mi? Ondan sonra ne oluyor? Çede gerilemeye doğru gerilemenin sonuna doğru artık dağılma geçişte. Ben nerede yanlış yaptım? Dağılma döneminde hangi parça çalıyor? Paramparça. Neyse. Bir bilim kurulunun bazı eserlerin Türkçe çevrilmesi. Genelde Doğu klasikleri çevriliyor burada da. Arkadaşlar ben Batı'yı ne yapıyorum biliyor musun? Daha yakından tanımak için elçi gönderiyorum. La diyorum elçilere gidin raporlar hazırlayın. Bu herifler niye bu kadar oldu? Bizi bütün savaşlarda dövmeye başladılar. Anladın? O yüzden sefaretnamelere dikkat edin. Soru çok sorulmuştur. Gezi gezi yazıları. Yani elçilerin raporları arkadaşlar getiriyorlar adam Paris'e gönderiyor pıtı 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 yazıyor Paris'te şöyle Paris'te böyle oh, getiriyor padişah da şey kurmaylarıyla bakıyor vuruyor biz de yapalım diyor gibi. Peki geç arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde Abdülmecit'ten itibaren ki devlet politikasıdır artık demir yolu yapalım biliyorum değil mi? İzmir Aydın hattıydı DM arkadaşlar. İlk yapılan o İngiliz şirkete verilmişti. Abdülmecit'ten itibaren devlet politikası demir yolu yapımı. Abdülmecit, Abdülaziz, 2. Abdülhamit bu konuda yardırıyor demir yolu yapımında. Bizim Cumhuriyet'e de geçti biliyorsunuz değil mi? Ülkeyi ya marşlara geçti abi. He? Demir ağlarla ördü falan yordu. Dört baştan diyor ya. Peki neden acaba hangi amaçlarla ilişkilendirilir? Neye ulaşmaya çalıştık? Şimdi arkadaşlar bir kere eğer demir yolu yaparsam köye, kente bir sürü yere çok çabuk ulaşırım. Otoritemi oraya kadar götürürüm. Hiçbir sıkıntı yok. Yapıştır al. Doğru mu? Ülke uzak bölgelere kadar ulaşırım. Peki isyanlar arkadaşlar Doğu Anadolu'da isyan çıktı. Duydum. Askerleri bindirdim trene çuf 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 isyanı bastırırım. Tren yoksa, demir yolu yoksa nasıl götüreceğim orada tek yürüyerek mi götüreceğim? Takviye Sıkı'ndaki o demir yolu hadisesi. Gerçi tam bir Güneydoğu Anadolu'da her yere kadar ulaşmadı. Oradan indirip yürümeye başladılar. Peki tarımsal vergileri daha toplanmasını kolaylaştırmaz mı arkadaşlar? He? Yani buradan gittin yardırdın çuf 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 Erzurum'a. İndin oradan köy köy dolaşıp alırsın değil mi? O zaman hepici bunun kanıtıdır. Doğru mu? Yani ulaşmaya çalışmışızdır. Arkadaşlar bilgi sorusu. Balkanlarda yayılan milliyetçilik hareketleri sonrasında Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanan ilk Balkan ulusu hangisiydi? Bunlar hep soru. Sırp değil mi? Ama Osmanlı Devleti'nden kopan ilk Balkan ulusu ulusçuluk akımındaki ise Yunanistan değil mi? Yunanistan'ın bağımsızlığı başlayan bu süreçte Berlin Anlaşması bir dönüm noktası oluyor ve bir sürü devlet kaybediyoruz. Direkt bilgi sorusu arkadaşlar. Toparlayalım. Osmanlı'ya karşı ayaklanan ilk Balkan ulusu Sırplar ama zengin oldukları ve Avrupa'dan destek aldıkları için ilk bağımsızlığı kazanan Yunanistan. Doğru mu? Son bağımsızlığını kazanan Arnavutluk üçü de sorudur. Peki Berlin'de kimler gitti dersen? Aha Sırplar. Arkadaşlar
Sırbistan tabi 1804'lerde isyan etti. Ta 74 yıl sonra bağımsızlığını kazandı. Bunlar Gutçuk Enişte, Karadağ. Gutçuk Enişte'yi hatırlıyor musun? Birinci Balkan Savaşı'nda bunu salıyorlar. Hadi Gutçuk Enişte'yi sal 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 sal. Önce bu savaş açıyor ya Balkan Savaşı, Birinci Balkan Savaşı'nda. Arkadaşlar bunu yıllardır bekliyorum. Hala sorulmadı. Niye ısrar ediyor bunlar anlamıyorum. Çok soru tutturduk da. Ama Bulgaristan bu soru hala gelmedi. İkinci meşrutiyette kaybediliyor Bulgaristan. O karışıklıklardan yararlanıp gidiyor. 1908'de arkadaşlar, 1878'de değil bak. Artık ÖSYM biliyorum, RAHAM falan da vermiyor. Tarih marif de vermiyor. Tam çıldırdılar ha. Ben de öyle yapıyorum artık. Hepsini de tabii. Arkadaşlar Bulgarlar, Girit, Bulgaristan, Girit ve söyle üçüncüsü neydi? Söyle Bosna Hersek. Üçünü de biz ikinci meşrutiyette kaybediyoruz. O yüzden burada doğru yanıtımız nedir? Bir ve ikidir. Yapıştır. Nedir abi? Aha, sarıyla vurdu. Sarıyla olmaz. Sarışın olmaz. O taşı oradan kaldır. Taş olayı olmaz. 1-2. Geç. 18 Ocak 1912 seçimlerinde iddiatçılar kazanıyor. Zopalı seçim miydi? Yiyorsa başka parti at. arkadaşlar. Peki burada iddiaçılar kazanıyor ya, yönetimdeki tutumları daha koyu aslında bunlar da. Yönetim tutumları daha da sertleşiyor. O Arnavutluk isyanını bastırmak için gönderilen ve iddiaçıların sert politikalarını beğenmeyen bazı asker ve muhalif subaylar dağlara çıkıyor ve hükümete mıhtıra veriyorlar abi. Ve kazanıyorlar biliyor musun bunu mıhtıra? İddiaçılar böyle meydan okuyacağına. Gerçi daha sonra ağzını bundan dağıtacak iddiaçılar da gücü ele geçirdiğinde 1913 Bahbali'yle. Bunun kurulmasını bildiriyor. İddiaçılar da buna boyun eğmek zorunda kalıyor. Kim bu grup? Kim? Daha sorulmadı biliyorsunuz mu? Ne güzel olur. Bu sene size gelse de tuttururuk yine soru. Arkadaşlar Hizbi... Bu arada çözdüm mü? Biraz kasık soru. İnşallah halletmişsinizdir. Durduysan hallediyorum. Arkadaşlar Hizbi ne biliyor musun? İkinci meşrutiyette kurulan iddiaçılara karşı kurulan tüm muhalif partilere Hizbi Cedid denir. Yapıştır gitti. İttihad-ı Muhammedi arkadaşlar 31 Mart isyanı vardı ya. Derviş Vahdedi örgüt demişti ya. Serbest Gazete Hasan Fehmi. Bunlar arkadaşlar 31 Mart'ta şey yapan. Volkan gazetesi. İttihad-ı Muhammedi de bu şeylerden birisidir. İçerisinde yani ne diyelim dinci bir akım ama arkada da kimler var? İngiliz ajanlarının olduğu açık. Yine soru işareti. Tarihimizin en karanlık partilerinden birisi Hürriyet ve İttihat. Bu da karanlık. Arkadaşlar Ahrar ikinci meşrutiyette kurulan bir parti. Ahrar Fırkası Prens Sabahattin eşittir Adem'i merkeziyet. Neydi? Yerel yönetimlere daha fazla yetki verilsin, merkeziyetçiliği terk edelim diyor. Ahrar Fırkası bu. Bu olmaz. Peki İttihad-ı Osmanlı'yı ne biliyor musunuz mu? İttihat ve Terakki Partisi'nin ilk adı da 1889'da İbrahim Tamoğlu'yla beraber kurulan cemiyetti bu önce bunlar. Sonra 1909'da tam bir partileşmeye gidiyorlar. 1908'de de değil. O yüzden ben hep ne diyorum? Ahrar Fırkası Türkiye tarihinde kurulan ilk partidir. İddiaçılar yetişemiyor biliyor musun Ahrar'a? Daha sonra partileşiyorlar 1909'da. Hala cemiyettir Ahrar Parti olduğunda. O yüzden bu. Arkadaşlar bahsedilen ne biliyor musun? Halas, Kağrı, Zabitan. Bunlar daha sonra ileride ne olacak biliyor musun? Hürriyet ve İtilaf'ın silahlı grubu. Teker. Ama iddiaçılar bunu affeder mi? Bunların hepsini dağıtıp dağıtıp indiriyorlar yola teker teker. Baş, baş, baş. 1914'te Şam'daki nefis bir soru daha. Benim olduğu için söylemiyorum. Arkadaşlar bak hep böyle geliyor işte. Bu sene de lisanslar da böyle geldi. Bak şu satırlar yer alıyor. Şubeye yazıyor herif. Tamam mı? Ruslar sınırı geçip Osmanlı orduları geri çekilmeye başladığı zaman mevcut vasıtalardan istifade edilmek suretiyle her tarafta genel bir isyan yapın diyor. Ruslar acaba neyse. Osmanlı ordusu bu surette iki ateş arasında kalsın. Evet. Osmanlı ordusu ilerlediği takdirde çete teşkil edip Ruslarla birleşin. Arkadaşlar hatta bu arada bazı şeyleri kıstım burada. Şeyleri binaları bombalayın. Onları havaya uçurun. Bir sürü şey emrediyor bu. Acaba hangi şey ki bu? Terör örgütü ki o dönemde. Kim? Durdurdun mu? Ben çözüyorum. Arkadaşlar Mavremira Rum'dur. Olmaz. Biz ne arıyoruz? Doğu Anadolu'da. Bak Mavremira. Mengele İda'yı gerçekleştirmeye çalışıyordu. Alt grupları vardı. Neydi? Rum Göçmenler Derneği vardı mesela. Yunan Kızıl Haçı vardı. Doğru mu? Mengele İda, Büyük Yunanistan hayaliyle yanıp yanıp tutuşuyorlar. Alyans ve İsrailit olmaz. Yahudi Derneği'ydi.
Bir, Osmanlı'dan kazandıkları ticari aracılıkları devam ettirmek istiyorlar. İki, Filistin'de İsrail devleti kurmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili çok soru yaptım. Bazı derneklerin devlet kurma hayali var. Mesela bizden de var. Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Derneği, o da devlet kuruyor. Bir kere kuruyorlar, biliyor musun? Neyse, gelsin anlatırım. Ki bundan önceki denemelerimi kesinlikle çözüm arkadaşlar. Şu saate kadar lisans için hazırladım. Hepsi aynı. Bizde fark etmez. Pontus Rum arkadaşlar, yine Rum derneği. Doğru mu? Bunlar da Trabzon ve çevresinde Fatih'in 1461'de yok ettiği Pontus Rum Devleti'ni tekrar kurmaya çalışıyorlar. Etnik Eteria, Mavri Mira'yı, Pontus Rum'u hepsini birleştirip Megola İdea'yı gerçekleştirmeye çalışıyor. Yunan isyanını örgütleyen Filika Eteria var ya, onun devamı abi bu. Arkadaşlar bak, Rus Mus'tan bahsediyorsa, Osmanlı sefere şeye çıktığı zaman, harekete geçtiği zaman, siz de aradan dürtükleyin bunları diyorsa, Taşnak'tır ya da Hınçak'tır abi. Doğru mu? O zaman doğru yanıt. Gerçi Mustafa Kemal Memlisan Meclisi'nde seçilen milletvekillerinden. Şimdi bak, buradaki soruya dikkat edin. Arkadaşlar bak, isteklerinden hangileri dünya kamuoyuna milli mücadelenin tüm halk tarafından benimsendiğini göstermek amacıyla ilişkilendirilebilir? Dikkat! Şimdi Mustafa Kemal Memlisan Meclisi'nde bazı milletvekillerinin bazı isteklerde bulunuyor. Ki hiç istemedi İstanbul'a gitmelerini biliyorsun. Bu ileri görüşlünün kanıtıydı, hatırla. Çünkü İstanbul'da İngilizler var. Öttürürler adamı. Sen orada sağlıklı karar alamazsın. Bunları söylüyor, anlatıyor. Dilinde tüy bitti. Benim gibi sahalar artık beyazlardı. Ben de dilimde tüy bitti anlat anlata size. Şuna dikkat edin, buna dikkat edin diye. Arkadaşlar niye mecliste kendisini, yani egosu mu var da benim başkan seçiliyor? Mustafa Kemal'le anılır artık. Nedir? Tüm halkın benimsediği, bak, dünya kamuoyuna. Yani söyle, dünya kamuoyuna milli mücadelenin temsilcisidir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı bu saatten sonra artık Mustafa Kemal etrafında, değil mi? Bak, merkezi. O zaman meclise de kendisini başkan seçip bütün o ulusal hareketi, müdafaa hukuk grubunun fikirlerini, ki bunlar bağımsızlıkçı açık net bir şekilde milli mücadele taraftarları, ne yapıyor? İstanbul'da göbeğine taşımaya çalışıyor. Doğru mu? O zaman bu olur. Peki Misak-ı Milli arkadaşlar neydi? 30 Ekim 1918'de Türk söngüsüyle kazanılan yerler ayrılmaz bir bütündür. Lönk. Milli mücadele tüm halk tarafından benimsenin kanıtı ya da ne diyelim, onu göstermek amacıyla ilişkilendirilmez mi? Ya sonuçta İstanbul arkadaşlar, basın yayın falan olmayacak. Mesela Londra konferansına da öyle daha gidiyoruz biz. Basın yayın, yani Türkler ne istiyor? Bunu dünya kamuoyuna duyur. Doğru mu? Biraz reklam olan hareketler. Peki müdafaa hukuk grubunun kurulması, abi bunlar hep bağımsızlıkçı. Bir, Mustafa Kemal'in kimliğinde zaten artık bağımsızlık ve milli mücadele simgeleşmiştir. Herkes biliyor. Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi, direkt bağımsızlık, müdafaa hukuk grubunun kurulması, hepsi girer abi buna. O yüzden seçeneğidir. Geç. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerinden hangilerinin dönemin olağanüstü şartlarından kaynaklandığı ileri sürülebilir? Sevgili arkadaşlar, bak, yasama, yürütme, yargı, bunu vatandaşlık artık çalıştınız, artık biliyorsunuz. Tek bir kişinin elindeyse diktatörlük diyorduk, değil mi? Peki kuvvetler birliği meclisin elindeyse olağanüstü olduğunu kanıtlamaz mı? Sonuçta meclisin içerisindekiler seçilmiş kişiler değil mi? Evet. Peki normal demokrasilerde kuvvetler birliği olmaz. Ne olur? Yasayı meclis yapar. Söyle, yürütmeyi hükümet yapar. Bakanlar olur, yürütme. Üçüncüsü, yargıda bağımsız mahkemelerle olur, değil mi? İlke ediniyorsa olağanüstü olduğunun kanıtı. Savaş meclisi bunlar zaten. Doğru mu? Peki gruplaşmaya, arkadaşlar normal demokrasilerde parti kurulur. Millet ne yapar? Fikirlerini dile getirir. Hayır diyorlar. Gruplaşma olabilir ama partileşme olmayacak hacı. Bir de bunlarla mı vakit kaybedeceğiz? Yani ülkemiz nedir? Şu anda işgal altında. O zaman arkadaşlar olağanüstü şartlar olduğunun 1 ve 3 kanıtıdır. Ama seçimle gelen üyelerden oluşması. Bugün de seçimle gelen üyelerden oluşuyor meclisimiz. Değil mi? Bu olağanüstü olduğunun kanıtı olur mu abi? Geç hacı. Bence kolay bir soru yapmışsınızdır. O zaman 1 ve 3 müdür bu? Aynen. Geç. 18. Fahri Rıfat Han. İşte böyle soruları yapacağım abi. Yani onlar da öyle yapıyor işte. Çete devrinden çıkan Anadolu'nun nizamlı ordusu, yani düzenli ordusuyla kazandığı İnönü zaferi, cephe gerisinde nizami ordu, düzenli ordu isteyenler ve istemeyenler arasında kavga ile aynı günlere rastlar. Arkadaşlar Çerkez Ethem'in, biliyorum, meclisin içerisinde bir grubu var. Bunlar illa diyor ki düzenli orduyla bir şeyler olmaz. Yani kendi şeyini, egosunu ve kendi gücünü kaybetmek istemiyor abi. Hani ben Yozgat isyanını bastırdım, Manzaura daldım. Ya diyorlar ki kurmaylarda abi, düzensiz orduyla bu iş bu olmaz. Yani düzenli ordu kurmamız şart. Peki birinci İnönü bütün bunları halledecek, doğru mu?
Necdet kanka, biz önünü bu iş olmaz. Bak mecliste tartışmalar var. Arkadaşlar acaba bak burada sakın Tonga'ya düşmeyin. Durdurdun mu? Yapıştırdın mı? Kuvayi Milliye çoktan tasfiye edildi. Yani burada Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kuvayi Milliye tasfiye edildi de meclis kuruldu denmiyor. Ne yardırdılar bugün lisansta bu sene kronolojiyi. O yüzden sıralamaya çok dikkat edeceğiz. Tarihsel süreci arkadaşlar. Neler sordular değil mi? Kronoloji de kronoloji. Tehcir. Yıllardır beklediğim soru. Lörk diye sorusunu sordum. Tehcir. Acaba nasıl soracaklar diyordum. Sonunda çıktı. Kuvayi Milliye çoktan tasfiye edildi. Zaten Aralık 1920'de artık cillop gibi bir düzenli ordumuz var. Doğru mu? Cillop gibi olmasa da. Peki arkadaşlar Yunan ordusunun taarruz gücü daha birincinin önünde mi kırıldı? Sakarya'da kırılacak daha olmaz. Peki arkadaşlar Yunanistan Anadolu'dan çekilmeye başladı mı? Büyük taarruzla biz zorla çektireceğiz daha dur. Daha ilk ne diyelim kazanç diyelim bunun için zafer de diyemeyiz. Düzenli ordunun kurulma süreci hızlandı mı? Yok. Çoktan kuruldu Aralık 1920'de. Sevgili arkadaşlar mecliste düzenli ordu tartışmaları artık ne olur? Sonlanır. Bu saatten sonra diyecekler ki ulan birinci Dünya Savaşı'nı kazandık. Ne yapacağız? Hani böyle bazı şeylere gel. İkinci önde tekrar acaba şeye mi girelim falan. Yok abi artık o işler geçmiştir. Değil mi? Bir kere zaferin diyelim kazancın tadını baktılar işte İzmir'de Eskişehir'in batısında durdurdun geç. O günlerde Kafkasya'da bulunan Enver Paşa ve yandaşları Anadolu'ya girmek için fırsat bekliyordu. Evet arkadaşlar Batum'da bekliyor Enver o sırada. Ve mecliste muhalefet yükselmişti. Fevzi Paşa'nın ilerleyen Yunan ordusu mezarına yaklaşıyor. Bak mecliste bunu söylüyor Fevzi Paşa. Yunan ordusu mezarına yaklaşıyor. Bak iradeye bakar mısın abi? Biz olsak abi yani yapmaya çalışacağız ama tam bir şey değil. Bak. Mustafa Kemal ne diyor? Düşmanı diyor. Anadolu'nun harimi İsmet'inde boğacağım diyor. İsmet İnönü'ye de burada bir şey vardır biliyor musun değil mi? Aslında bir gönderme vardır. Bunları söylüyor. Muhalefet yatışmıyor ama buna rağmen. Acaba hangi olaylardan sonra abi, hangi savaştan sonra böyle bir tartışmanın içerisine girdik biz? Haydi malum, haydi malum, haydi malum. Hemen ben çocuğum vakitimizi kıymetli değerlendirelim. Arkadaşlar bir kere Eskişehir'in batısında durdurduğumuz düzenli ordular yani ne diyelim Türkiye Büyük Memleketi'nin kurduğu düzenli ordular Batı'da birinci İnönü Savaşı'yla ilk kez durdurmayı başardı. Doğru mu? İkinci İnönü'de bir kere daha durdurduk. Ama Eskişehir ve Kütahya savaşlarında sevgili arkadaşlar öyle kötü geldiler ki, öyle sağlam geldiler ki. Batı cephesinde İsmet Paşa böyle olmuş, Kütahya düşmüş, Enver şey düşmüş, Afyon düşmüş. Çok fena. Gözümden yaş gelir yaş. Afyon düşmüş, Kütahya, Eskişehir düşmüş. Arkadaşlar hemen Mustafa Kemal yola çıkıyor. İsmet diyor. Orduyu diyor Sakarya doğusuna çekmen çok mantıklı diyor. Askerin gereğini yap. İsmet Paşa da burada seni mecliste ama çok zor duruma düşürecek diyor. Onu ben düşünürüm sen diyor askerliğin gereğini yap. Ve Sakarya'nın doğusuna çekiliyor. O bak dikkat edin hangi savaş sonrası durum diyor ya. Herkes Sakarya'ya atlamış olabilir. Sakın Eskişehir Kütahya'dan sonra yaşananlardan bahsediyoruz. Gelsin gelsin bak Fevzi Paşa'nın söylediğine. Gelsin gelsin biz onu göstereceğiz. Mezarına yaklaşıyor. Mustafa Kemal'in söylediğine konu harem-i İsmet'inde boğacağım. Yani iyice İzmir'den çekiyor abi içeri doğru söyle Sakarya'nın değil mi? Ve burada gerçekten boğuyoruz. Yani kısaca arkadaşlar bu savaştan sonra ama Sakarya'dan önce midir? Bu ya böyle geliyor işte. Sakarya'dan önce, Sakarya'dan sonra. Eskişehir Kütahya savaşlarından önce, ondan sonra. Doğru mu? Geç. Peki arkadaşlar Atatürk yapılacak düzenlemenin hızlı biçimde uygulanması için Türkiye Büyük Memleketi'nin açılışında şunları söylüyor. Yarım önlemlerin kısır olduğuna kuşku yok. Bütün işlemlerimizde olduğu gibi eğitimde bunun altını çiz, üstünü boya. Kökten önlemler alacağız. Yapıştır. O zaman buna göre aşağıdakiler Atatürk döneminde aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu doğrultuda yapıldığı söylenmez. Yapıştıralım. Arkadaşlar tabii ki Latin harfleri okuma yazma oranını artıracaktır. 28'de kabul ediliyor. Yapıştır. Tevhidi tedrisat 3 Mart 2024'te ne oluyor? Eğitim öğretim birleştirilip bütün okullar marif vekaletine bağlanıyor. Doğru mu? Medreseler artık çağ dışı kalmıştır. Doğru mu? Bunlar 11 Mart 1924'te kapatılıyor. Bak tevhidi tedrisatta değil ha. 11 Mart'ta. Peki üniversite reformu 1932-33 Mankiçer diye bir herifi getiriyoruz Cenevre Üniversitesi'nden. O da çok önemli katkılarda bulmuştur. Bunların hepsi eğitim doğru mu? Ama arkadaşlar mecelle hukuksal bir şeydir. Hani Ahmet Cevdet Paşa hazırlamıştı ya 19. yüzyılın sonu şer'i yasaların bir ne diyelim derlemesi. Bak onun üzerine bir şey katma yok herifte. Derleme. Şer'i yasalar nasıl şey yapacağım? Değiştireceğim acaba. 1926 Medeni Kanun'a kadar sürecektir. Hala sormadılar. Keşke sorsalar. Ne zaman kaldırıldı mecelle?
Medeni kanun abi. Doğru mu? Mecellenin kaldırılması hukukla ilgilidir. Bak biz ne diyoruz? Altta çizdiğimiz şey eğitim. Bunlara dikkat edin. Çakallıklara dikkat edin. Tarihçiler çakaldır. İstanbul hükümeti de Ankara'ya barış konferansına birlikte katılmayı teklif etti. Bu teklife karşı Atatürk derhal şu cevabı gönderdi. Ne diyor abi? Barış konferansında Türkiye devleti yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından temsil olur. Oluşan bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini ülkede ki bu ikilik durumu sorununu çözme yönünde harekete geçirdi. Sevgili arkadaşlar biz ne diyoruz? Barışa gidiyoruz doğru mu? İstanbul hükümeti de Ankara ikisini beraber. Bunu böyle ÖSYM o kadar taktı ki KPSS o kadar taktı ki değiştirip değiştirip sorunlar. Biz de değiştirip değiştirip soruyoruz. Arkadaşlar ne olabilir sizce? Bak hilafet daha 3 Mart 2024'te kaldırılacak. İnşallah çözmüşsünüzdür bu arada durdurup yapıştırmışsınızdır. Bu olmaz abi. Doğru mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yenilmesi Lozan'dan sonra olacak arkadaşlar. Doğru mu? Birinci TBMM hala burada bak günümüzde barış konferansından bahsediyor. Hangi barış acaba? Lozan'a giden mi bahsediyor? Evet, Lozan'a giden süreç. Başkomutanlık yasası. Arkadaşlar bu yasa kaç kere uzatıldı? Değil mi? Ne zaman olduydu? 5 Ağustos 1921 Eskişehir Kütahya Savaşları'ndan sonra. Ondan sonra 3 aylık periyotlarla uzatıldı. Bazen krizler yaşandı. Peki Bakanlar Kurulu değiştirip de mi olacak bu? Yok. İkilik sorunu. Arkadaşlar Lozan'a giden süreçte Enver Çakal bunu sordu da biliyorsunuz. Lozan'a giderken Ankara hükümetini de çağıran, İstanbul hükümetini de çağıran. Bunlar bir doğuştrek konferansta. Aradan biz de o yani eltiler yapar ya da. Sonra okulda şöyle demiş. Sen okula böyle demiş. Oha seni öyle falan diye izlediler ya. Böyle sığırlar vardı nefret ederim. Kafasına virüs giren hiçbir insanla işim yok benim. Ben hemen anlıyorum zaten. Virüs kafada virüs dolanıyorsa hemen muhabbeti kesiyorum. Bir daha abi sinirler kalkıyor. Yani onlar yaşımızda geldi. O yüzden yok dayanamıyorum ben. Tamam abi diyeyim. Hadi selametle. Arkadaşlar doğru yanıtlarım siz de öyle yapın. Valla sinirli hele bu ülkede. Saltanatın kaldırılması net. 1 Kasım 1922 geç. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve 1 Kasım 1920'de saltanatın kaldırılması. Hepsi de ulusal egemenlikle ilgili doğru mu? Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla yeni Türk Devleti kurulmuştur. Yapıştır. Aşağıdaki hangi olayla Mustafa Kemal yeni Türk Devleti'nin kurulduğunu dünya kamuoyuna ilan etti? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla. Peki arkadaşlar şimdi soru şu. Hepsinde ulusal egemenlikle ilgili veriler arayacağız. Doğru mu? Hem saltanatta bak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi. İkisi ÖSYM'nin kafayı taktığı şeydir. UE, UB arasındaki temel farklar. Ulusal egemenlik derse seçim, parlamento, meclis, hep yönetimle ilgili şeyler, halk iradesiyle ilgili şeyler gelecek. Ulusal bağımsızlık da kapitülasyon, manda himaye, azınlık, bir ülkenin kendi ayakları üzerinde durması mıdır acı? Doğru. Şimdi biz burada arayacağımız şey ne? Hangi inkılaplar? Arkadaşlar tabii ki Cumhuriyet'in ilanı direkt ulusal egemenlik çağ. Doğru mu? Yapıştır. Peki halifeliğin kaldırması tamam. Doğrudan laiklik ilkesiyle ilgili de ama neydi? Halifelik aynı zamanda tek kişi hakimiyeti onu kaldırıyorsun. Ulusal egemenlikle de ilgili. Bunu ÖSYM nasıl sormuştu? Dolaylı olarak hangi ilkeyle ilgilidir? Halife'nin kaldırılması. Söyle. Dolaylı cumhuriyetçilik. O hep cumhuriyetçilikle ilgili şeyler arayacağız. Arkadaşlar 1924 Anayasası'nda yok mu? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ha? Türk Devleti'nin yönetim şekli cumhuriyettir. Hepsi girer abi. Hiç düşünme yapıştır. İnşallah doğru yapmışsınızdır. Geç. Atatürk 1. Lozan Konferansı'nın dağılması üzerine ben bu soruyu tutturmuştum. Bu benim eski sorularımdan bir tanesi arkadaşlar. ÖSYM sordu sonra. Tabii daha değişik oldu ama muhataplarımız bizimle 3-4 senelik bir hesap görmüyorlar. Bak Lozan'daki muhabbet. Hala muhataplarımız eski Osmanlı Devleti'nin tarihe mal olduğunu ve bugün yeni bir Türkiye Devleti'nin kurulduğunu kabul etmek istemiyorlar. Doğru mu? İsmet Paşa da diyor bunu. İsmet Paşa ne diyor Lozan'da? Siz diyor bizim herhalde Mondros'tan geldiğimizi zannediyorsunuz buraya. Biz Mudanya'dan geldik. Hacı mı diyor buraya? Doğru mu? Tam istiklalden ve milli hakimiyetten asla vazgeçilemeyeceğini anlamamışlar. İşte bu yüzden tereddüt ediyorlar diyor. Arkadaşlar buna göre Lozan Konferansı'nda bu heriflerin ısrarla istediği bizim de hayatta taviz vermediğimiz konular var biliyorsunuz. Acaba hangisi bunlar içerisinde yer almaz? Yani görüşmeler niye bu kadar çıkmaza girdi? Birinci Lozan dağıldı. Arkadaşlar Boğazlar konusunda Master Degree'yi çok uğraştılar. Doğru mu? Onun sonunda zaten biz de buradan biraz taviz verdik. Ne yaptık? Boğazlar komisyonuna razı geldik. Her iki tarafını da askerden arındırdık. Git. Kapitülasyon en önemli meseleydi zaten. Hep bunun üzerinde durdular. Biz hayatta dedi kaldıracağız. Net bir şekilde tavrı koyduk burada. Irak sınırını bak başta İngiltere dedik ya. Abi çok ısrar ettiler. Lozan'da çözülemeyen tek mesele oldu. Unutma bunu soruyorum öğrenciye genelde hep. Ya Lozan'da nasıl çözülemeyen mesele diyor. Tabii ki tek çözülemeyen mesele. Arkadaşlar bak diğerleri çözüldü ama aleyhimize çözülenler var, lehimize çözülenler var. Mesela Boğazlar diyorsun,
Aleyhimize çözüldü abi. Ama Montrö'de hallettik gibi düşünün. Ana da tek bir mesele Irak. Çünkü kavga çıkıyor ve en son ne diyorlar da tamam siz ayrı görüşün onu. 9 ay içerisinde İngilizlerle yapacağımız görüşmeleri bırakılmıştır. Doğu Anadolu'da Ermenistan. Arkadaşlar bu konuda da ısrar ettiler. Bakma sen 6 ilde Ermenistan kurulacak. Hayatta Mustafa Kemal zaten giden heyete bunu söylüyor. Sakın Ermenistan konusu orada sınırlama. Vay kapitülasyon. Direkt pılınızı pırtınızı toplayın geri gelin demiştir. O yüzden Lozan Konferansı dağılıyor. Arkadaşlar Türk-Yunan sınırı ne olacak? Türk-Yunan sınırı zaten Balkan Savaşları'nda iyice belirlenmedi mi? Değişti ama. Ne oldu? Karaağaç ve Bosna köyü bize burada yaptıkları zulme karşılık söyle savaş tazminatı olarak verdiler. Ama bu konuda İngilizler hayır Yunan sınırı şöyle olacak falan demedi. Fransızlar hayır böyle olacak demedi. O yüzden D seçeneğidir. Kendini pek ilgilendirmiyor çünkü. Atatürk'ün arkadaşlar büyük davamız en uygar ve en refaha kavuşmuş ülke olarak varlığımızı yükseltmektir. Dikkat! Ha, mis gibi bir soru sana. Peki bu yalnız kurumlarla değil, düşüncelerde de köklü bir değişim yapmış olan büyük Türk milletinin bol bol Türk geriye geçiyorsa acaba nedir? Dinamik ülküsüdür sözleri aşağıdaki ilkelerden hangileriyle ilişkilendirilebilir? İki tane ilke arkadaşlar bir araya gelecek. Şimdi yapıştır. Bak. Kesinlikle, kesinlikle. Eğer ulusal egemenlikle ilgili veriler görüyor isen seçimle bağlantı kurabileceğin her şey cumhuriyetçiliktir. Doğru mu? Yukarıda öyle bir şey var mı? Türk milleti işte söyle saltanatı kaldırmıştır, iradeyi kendi eline almıştır falan öyle bir veri var mı? Yok. Peki altçılık için eşitlik anahtar kelimenizi unutmayın. Hepsini burada halledeyim ya siz yaparsınız. Laiklik dediğin şey din ve devlet işlerinin birbirine ayrılması akıl ve bilim gelecekti. Doğru mu? Halkçılıkta eşitlik anahtar kelimeydi. Devletçilikte hiçbir şey yok. Arkadaşlar soruyu sor. Yönet şeyi, yatırımı kim yaptı diyeceksin abi. Devlete çıkıyorsa devletçilik bitti. Özel sektöre çıkıyorsa liberalizm. Değildir. Devletçilik değildir. Etibank'ı kim kurdu? Devlet, devletçilik bitti. Merkez Bankası'nı kim kurdu? Yatırımını, sermayesini kim verdi? Devlet, devletçilik bitti. Anladın? Cumhuriyetçilik dedik biraz önce. Bol bol Türk kelimesi görüyorsun abi. Milliyetçilikti. Doğru mu? Arkadaşlar bak. Ne diyor? En refaha kavuşmuş büyük davamız, en uygar, uygarlık seviyesine ulaşma. Doğrudan seni ne yapacaktır? Muasır medeniyet seviyesine çıkartmaya götürür. Doğru mu? Köklü bir değişim. İnkılapçılık, devrimcilik. Doğru mu? Bir de ne diyor? Yapmış olduğu büyük Türk milletinin söyle dinamik ülküsüdür. Arkadaşlar o yüzden hem inkılapçılık hem de milliyetçilik doğrudan alınır. Bazıları da diyor ki inkılapçılıkla milliyetçilik nasıl bağdaşır? Nasıl bağdaşmaz? Milliyetçilik Atatürk milliyetçiliği anti-emperyalisttir abicim. Genç. 25. Yeni güç dengesi asa mis gibi bir soru daha çıkmadı bu da. Arkadaşlar Yalta'da mı söylüyor bunu? Yok. Dur. Heh, evet Yalta'da söylüyorum. Yeni güç dengesinde bu devletin ağırlık kazanması hangi devlet acaba bu? Ve savaşın galipleri arasında yeni bir rekabet ve mücadele döneminin başlamasına yol açacaktı. Bu sebepledir ki Churchill kaleme aldığı hatıralarında Yalta konferansı ile başlayan bölümüne demir perde diyor abi. Kapalılık ve gizlilik siyasetini benimsedikleri için. Acaba hangi şeyden bahsediyor bu demir perde diyerek hangi ülkelerden ya da ülke toplumundan bahsediyor? Çağdaşa geçtik hacı. Hemen hallediyorum. İnşallah halletmişsinizdir. Bu senenin biliyorsun lisans sorusu arkadaşlar klasik artık. Ben bunlara demiyorum ha ben soru yakaladım diye. Balansla ne var? Herkes yakalar. He? Karanlar soru herkes yakalar. Abi iyi aşırılık yakalayacak. Ne? Ne? Tehcir yakalayacak. Bunları yakaladım. Ne yapacağım? Büyük kaçkın yakalayacağım. Onları yakaladım. Bağlantısızlar. Bandung Konferansı'nda çıktı. ABD, SSCB, kapitalistler, komünistler. Aradan 100 tane devlet fıydırdı. Başkanlığını Yugoslav yaptı. Yugoslav'a Tito, Hindistan'da Nehru, Mısır'da El Nasır. Üç arkadaşlar. Bağlantısızlar, bağımsızlar. Ne ABD söyle ne SSCB ve tam bağımsız Türkiye yok la. Tam bağımsız bizik dediler. O yüzden bağımsızlar bu. Bandung konferansında teşkilatlanma artık Belgrad konferansında da tam bir artık ortaya çıkış söz konusudur. Batı bile ondan bahsedemez abi. Demir perde ülkesi mi bu? Hani kapalılık, gizlilik falan. Liberal zaten herifler. Peki 3. dünya ülkeleri direkt arkadaşlar bağımsızlar zaten. Diğer abi. Anladın mı? 3. dünya ülkeleri. Fakir. Millet aç. Hacı. Heh, aç. Peki uzak doğu ülkeleri yok abi çaponlardan Çinlilerden bahsediyor. Burada direkt demir perde diye bahsettiği ve arkadaşlar kapalılık ve gizlilik siyaseti izleyen ilişkilerde komünist ülkelerden bahsediyor. İşte Sovyetler 2. Dünya Savaşı'nda bir sürü Berlin'e kadar uçtular ya orada bütün Doğu Avrupa komünist rejimleri benimsediği abi. Sovyetler o kadar kazançlı çıkıyor ki 2. Dünya Savaşı'nda ama bir o kadar da vatandaşını kaybediyor. 25 milyon insan ölüyor arkadaşa. Geç.
O yüzden Stalin'e diktatör dedik ama Stalin'e de her şeyin artısı eksisi. Hiçbir şekilde taraf tutmayın tarihten. Öyle hani taraf olu, yine evrensel şeylerde taraf olun da hani böyle futbol karşılaşması gibi bana. Abi artısı da var Stalin'in. Stalin olmasaydı bugün dünyayı bir düşünün bakalım. Hitler durdurulamazdı abi. Türkiye'nin Atatürk zamandaki çok yönlü dış siyasetten uzaklaşıp NATO merkezi. Aha işte Allah. Allah seni bahsedin. Türkiye'nin Atatürk zamandaki çok yönlü dış siyasetten uzaklaşması, NATO merkezi bir siyaset izlemeye başlaması durumlarından hangilerini ortaya çıkardı? Arkadaşlar, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra SSCB bizi tehdit etmeye başlıyor. Üs istiyor Boğazlar'da. Hatta ne istiyor? Boğazlardan geçecek diyor. Üs verin bana diyor. Hı? Toprak verin diyor kısaca. Arkadaşlar bizi yavaş yavaş ne yapıyor? Aman aman SSCB. Batı bile ona yaklaştırıyor. Ama onun da bir handikapı var. Abi niye çok gönlü politika izlemiyorsun? Bir oradasın bir buradasın. Ha? Onlar akılcı izleyeceksin tabii. Ne oluyor biliyor musun? Direkt Batı bloğuna yanaştığımız için ABD'nin güvenlik çemberine dahil oluyorsun. NATO. NATO'ya katılıyorsun. Peki ondan sonra Marshall'lar, Truman'lar coşuyor abi böyle. Çık, 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 çık. 100 milyon dolar veriyorlar Truman yardımına. Marshall'la da bize katıyorlar 16 Avrupa ülkesi arasına. O zaman yardım almaya başlıyoruz. Tam böyle teyyare yapıyordu lan bu ülke. Atatürk döneminde. 36 Nuri Demirağ. Teyyareler gitti abi. Dünyaya uçak satan 3 ülkeden biriz. Düşün. Aldığı yardımlarla milli savunma sanayisi kurulmadan sonlanıyor abi. Selametle. O zaman askeri ihtiyaçlara ne diyor? ABD'nin hep yaptığı buydu. Oğlum sen niye böyle üretiyorsun ki? Ben sana veririm böyle şeyleri. Sen hububat yap diyorlar lan. Bugün de onu da bile demiyorlar da. Arkadaşlar hep yiyeceğini yapıştır. 1, 2, 3 olur mu? Yapıştır gel. Son soru. 17 Nisan. Aha mis gibi soru. Hadi bakalım. Bunun filmi yapıldı. Çok severim ben bu filmi. Arkadaşlar domuzlar körfezi çıkartması diye bir şey var. Bunu duydunuz mu? Scarface filmini izleyen var mı? 17 Nisan 1961'de ABD'nin desteğiyle yapılıp başarısız olan Domuzlar Körfezi çıkartması hangi ülkeye yapılmıştır? Sevgili arkadaşlar, şimdi ne oluyor biliyor musun? Şöyle klasik bir anlatayım size yani hikayeyi. Filmde de çok güzel anlatıyor. Al Pacino oynuyor. Oo, Scarface var ya. En sonki sahne muhteşemdir. 1961 ABD desteğiyle yapılıyor ya. Heh. Şimdi Küba'ya şey diyorlar. Cevap direkt Küba'dır. Bulmuşsunuzdur zaten. Diyorlar ki Castro işte orada demokrasi aşıkları var. Eziyor bunları diyor. Tamam. Tamam Castro da bütün hapishaneleri sen aç hacı. Tamam. Aha diyor demokratlar bunlar sizin memlekete gelmek istiyorlar diyor. Ver abi bunları şeye CIA ajanlarına teslim et. Şimdi ajanlar bakıyor bunlar böyle şeylerle geliyorlar ya bunlar gemilerle. Bakıyorlar diyor. Bu sabıkalı var diyor. Herhalde bir tesadüf. Vay öteki de sabıkalı. Vay öteki de. Adam bütün Barsa New York sokaklarına boşalttı ya la Castro. Bütün hapishaneleri boşaltıp nerede böyle tecavüzcü var, nerede uyuşturucu var, bilmem ne var. Pislik işlerle uğraşan kısaca. Kötü işlerle diyelim. Söylemeyelim. Bunlarla uğraşan herkesi yığıyor. O film de onun üzerine kurulmuştur. Arkadaşlar sonra 61'de Domuzlar Körfezi çıkartması yapıyorlar. Bu işte mültecilerin desteği ABD destekliyor tabii ki. Küba'ya bunların Castro hepsini canlı alıyor. Bunlar olmaz. İngiltere, Mançurya, bu Japonya ile anılır zaten biliyorsun değil mi? Demir, şey demir diyor, kömür işletmeleri Mançurya'yı işgal etmeye başlıyor ya, 32 işgalleri, Japonya, Çin. Geç. Arkadaşlar bir 27'liği bitirdik. Sevgili arkadaşlar, bütün seçenekleri açıklayarak gidiyorum. Ve konu anlatımı gibi olacak. Her gün size destek olacağım. Eğer yetiştirebilirsem her gün iki tane fırlatacağım arkadaşlar. Deneme. Onluk denemeler halledeceğim. Bir de lütfen oynatma listelerine dalınız. Orada konuları bak bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamıyor. Ah gördün işte lisansta. Yani ne güzel şeyler sordular. Ne muhteşem la sorular. Ha? Ben sevdim la. Neyse tamam bana kızmayın. Ya bak arkadaşlar hepsi sizin için. Hepsi sizin için. Burada yardıracağız. Yapacak bir şey yok. Öyle bir su geliyor soru. İncik cincik soruyor adamlar ya. Ha? İncik cincik göreceğiz biz de. Ön lisans için de fark etmez. Lisans için de fark etmez. Benim için, benim ders için hiçbir şey fark etmez abi. Ben bebeğlere de sorarım ama soruyu. O ne? Giderim ben sorarım. Soruyorlar çünkü. Peki siz onu matematikçilerinize de sorun. Ağır mıydı hocam? Şöyle miydi, böyle miydi? Bize değişiyor mu abi? Yani biz de biraz daha ön lisansta yorum sorularına ağırlık veriyoruz. Bu kadar. Tamam. Sevgili arkadaşlar yine şunu hatırlatmalarını yapayım. Fakir kanalımıza destek şart. Fakir hocamıza destek çıkın. O yüzden abone olun. Sonra ne yapın biliyor musun? Bildirim zillerini açın.
videolarınızı çok çok beğenin ki YouTube pek seviyor böyle beğenirseniz. Ana diyor şapkalıyı diye çıkartalım çok beğendi. Az zamanda çok da büyük işler yaptık. Bir ay içerisinde arkadaşlar daha 3-5 kişilik biz. Ben bu deprem olaylarından sonra falan bayağı bir şey yaptım. Saldım YouTube'u. Bayağı moralimiz bozuldu. Bir sene falan hiçbir şey paylaşmam ama bu saatten sonra buradayım. Ön lisans için de buradayım. Hepiniz için buradayım. Lisans için de AYT için, TYT için bizde hiç fark etmez. Hep buradayız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İnşallah bugün de atabilirim. Bir tane daha görüşürüz.